Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan Muhammed adında bir çocuk varmış. Muhammed çok akıllı, neşeli ve arkadaşlarına her zaman iyilik yapmayı severmiş. Bir gün okuldan dönerken arkadaşlarıyla büyük bir ağacın altında toplanmışlar. Hava mis gibi kokuyormuş. Gökyüzü masmaviymiş. Arkadaşları Muhammed'e merakla sormuşlar. Muhammed, sen neden her zaman bu kadar mutlu ve huzurlusun? Sanki içinde kocaman bir güneş varmış gibi gülümsüyorsun. Muhammed hafifçe gülümsemiş ve arkadaşlarına yaklaşarak konuşmaya başlamış. Biliyor musunuz, ben böyle mutlu olmamı İslam'ın öğrettiklerine borçluyum. İslam bana hayatın güzelliklerini ve insanlara iyilikle yaklaşmayı öğretti. Örneğin, Allah bize çok cömert davranır. Bize yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler ve tertemiz su vermiş. Ben de şükretmeyi eksik etmiyorum bu sayede demiş. Arkadaşları hayranlıkla dinliyormuş. Peki başka ne öğretiyor? Diye sormuşlar. Muhammed ellerini açarak gökyüzüne bakmış. İslam bana sabırlı olmayı, her şeyde bir hayır aramayı öğretti. Mesela bir sıkıntı yaşarsam hemen üzülmem. Allah'ın her şeyde bir plan olduğunu biliyorum. O yüzden kalbimde hep bir huzur vardır demiş. O sırada küçük bir kuş dallardan uçarak yanlarına gelmiş. Muhammed kuşa bakarak devam etmiş. İslam'da hayvanlara bile şefkat göstermemiz öğretiliyor. Bu kuşun bile karnını doyurmak, ona zarar vermemek gerekir. Çünkü Allah'ın yarattığı her şeyin bir değeri vardır, demiş Muhammed. Arkadaşları Muhammed'in anlattıklarıyla daha da meraklanmışlar. Namaz kılarken neden bu kadar huzurlu oluyorsun, diye sormuş biri. Muhammed gülümsemiş ve demiş ki, namaz Allah ile buluşmak gibidir. O an sanki dünya durur, kendi içime döner ve Allah'a şükrederim. Hem de bütün dertlerim hafifler. Namaz kılmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor, demiş. Arkadaşları Muhammed'i daha çok sevmeye başlamışlar. Çünkü onun kalbindeki ışığı şimdi daha iyi anlıyorlarmış. İslam'ın güzelliklerini öğrenmek onların da kalplerine huzur vermiş. O günden sonra Muhammed ve arkadaşları her gün İslam'ın güzel yönlerini konuşur olmuşlar. Birbirlerine yardımlaşmayı, sabırlı olmayı ve şükretmeyi öğrenmişler. Köyde herkes onların iyi kalpliliğinden bahsediyormuş. Ve böylece Muhammed'in anlattığı güzellikler hem köyde hem de arkadaşlarının kalbinde filizlenmiş.